Merhaba, Semih Kaplanoğlu'nun 2017 yapımı Buğday filmini yorumu ile karşınızdayız. Merhabalar hocam. Merhaba. Buğday filmini yakın zamanda oldukça gündemde de konuşulan bir film oldu. Buğday filmi Tarkovski filmleri benzeri bir film olarak da değerlendirildi. Siyah beyaz geçen bir filmdi. Bilim kurgu filmi olarak anılıyor. Nasıl başlayalım hocam? Tokyo Film Festivali'nde en iyi film ödülünü almış. Evet. Felsefik içeriğinden dolayı Doğu'da taltif edilmesi bana çok da yabancı Evet. gelmedi, anlaşılabilir geldi. Filmi ilk önce hem görsel olarak hem de sinematografik özellikleri üzerinden değerlendirebilirsem, buna çok gücüm el vermese de, ses ağırlıklı bir film diyebilirim. Mekan Yani sesleri çok güçlüydü. kesinlikle, aynen. Ben hatta buradan dinin işitsel boyutuyla ilişkilendirdim. Yani Evet. kulağa bu kadar hitap ediyor olması çok önemliydi. Evet. Seslerde bir derinlik meydana getirilmeye çalışılmış. Çekimlerdeki mekanların hep derinlik boyutu. Sadece perspektif anlamında değil. Evet. O derinlik boyutu da sanki sonsuzluğa görsel derinlikle açılmaya çalışılmış Evet. biçimsel olarak. Filmin ambiyansına Ambiyansıydı bu oldukça iki. uygundu Evet. diyorsunuz. Siyah beyaz olmasını da çok önemsedim. Çünkü hay sıfatı üzerinden hayatın tehlikeye girdiği merkezli bir distopya Evet, izliyoruz. evet. Bu distopyada hayatın renklerinin sönüşüyle beraber veya sönmeye başlamasıyla beraber insanlığın Evet. veya dünyanın girdiği tehlikeyi renk kaybıyla sanki bir senkron anlatımla ifade edilmiş gibi geldi bana. Çünkü Evet. teknolojinin gri ton aralığının filmin asıl Evet. zemin olması önemliydi. Distopya türünde izlediğimiz diğer filmlerde olduğu gibi yüksek bir teknoloji. Dünyadaki bütün distopik filmlerde insanlığın teknolojik düzeyinin bu distopyayı hazırlayıcı özellik olduğunu görüyoruz. Bu filmde de şirkete atıf yapılarak şirketleşmenin en üst düzeyi olan bir teknoloji seviyesinden bahsediliyor. Tabii ki filmde şehir ve perifer ilişkisi Evet. ve bu iki sınıfsal durum arasında geçişin ancak ölümle olması Evet. çok önemliydi. Sınıfsal geçişkenliğin bitmiş Evet. olması. Evet hocam. Merkezden taşraya taşınmak mümkün değil yani. Dediğiniz gibi iki kas sistemi arasında sınıfsal geçiş yok. Bu ancak ölüme tekabül ediyor. O büyük santrallerin arasından geçen insanların yanması dehşet vericiydi esasında. Geçişkenliğin bitmiş olması, bu Bitişmiş, aslında evet. sistemin organik olmasının da bittiğini gösteriyor. Tabii, tamamen mekanik. Tabii yani hay sıfatı organikliği kaybettiği için tehlike altında, öyle Evet, diyelim evet. dünyanın geleceği. Ve toplumsal yapı çok kozmopolitti. Dikkatini çekti mi bilmiyorum. Milli ve devlet algısı üzerinden bir birliktelik yok. Evet. Universal bir durum. Evet. Bu demektir ki şirket bazlı ulusal bütün kimliklerin aşıldığı Evet. ve çok uluslu şirket yapılanması gibi düşünürsek, Evet. yani dünyadaki yönetim tarzı uluslar, milletler Evet. üstü bir durumda. Bu benim için çok belirleyiciydi. Bu şirket yapısıyla ilgili konuşulan şey tamamen bilim, bilimin üreticiliği ve neden kusursuz bir buğday yaratamıyoruz Evet. la devam eden, yani neden ikinci üründen sonra hata vermesiyle ilgili o toplantıda. Mesela Cemil Akbağ'ın genetik kaos tezi ve M maddeciğini konuşulurken o toplantıda akademisyenlerden birinin o bilimsel olarak kabul edilebilir bir tez değildi. Yani bilim verilerinin veri olarak değerlendirebileceğimiz bir tez sunmamıştı bize Demek ki dedi. sayısal bir veri olarak ispatlanamıyor. Evet. İspatlanamadığını söylüyor. Dolayısıyla biz bu çerçevede şunu gözlemliyoruz. Nacizane, bilim dışında bir şeyin konuşulmadığı bir dünya. Bilimin dışında bir şeyin kabul Kabul. edilmediği, üretim açısından da bu Evet. şekilde. Burada yaratılmış değil de yapılmış ürünlerin devamlılığının olmadığı görülüyor. Evet. Yani o devamlılığın özü olan M maddesi
doğurganlığı, devamlılığı, o tohumdaki hafızayı birbirine aktarabilmesi açısından çok önemli. Ben burada ne maddeciliğiyle ne ifade ediliyor diye böyle düşündüğümde töz. Yani bütün yaratılmış olan şeyin özü. Birbirine aktarılan. Tabii. Ve bu özle bütün yaratılmış olanlar birbirlerine bağlanıyor diye de düşündüm. Bu aynı zamanda bütün yaratılmış alemin organik olduğuna ve birbirlerini ilgilendirdiğine, doğanın yıkımı ve yok oluşu karşısında insanın da aynı oranda yok olduğu aynı ve kaybettiği, o oranda kirlendiği, o oranda öldüğü ilişkisi kurulabilir. İsmet Özel'de okumuştum. Sonra tradisyonda okumuştum. Dünyadaki Müslümanların teknolojinin ilerlemesiyle dünyanın karşı karşıya kaldığı çevre kirliliğini ontolojik olarak iyi değerlendiremediği ve ontolojik zemini bunun üzerinden inşa edebilselerdi eğer, yaşadığımız bu döneme ümit var bir bakış üretebilirlerdi diye bir cümle, bir bakış okumuştum. Şimdi bu filmde bu zemin üzerinden bunun yakalandığını söyleyebilirim. Evet. Yani dünyanın geleceğini endişe eden, şimdiki halini endişe eden ve buna ontolojik bir yaklaşımla eleştiri getiren ve sonra da buna bir çözüm, yani bir ümit anlamında da gene işte vahdet-i vücutla, organik dünya algısıyla, tevhidle, holistik bir algıyla bir çözüm üretmeye çalışan bir filmdi diyebilirim. Yani tekrar tamamlanmaya Erol'un Cemil Akman'ın arkasından gidişi, Cemil Akman'ın nereye doğru gittiğini de tabii merakla birlikte, aslında Cemil'in gittiği yerin bir önce teslimiyet, yani bir ilk pirinçle son bir pirinç arasındaki kadim bağı, en maddeci dediği şeyin kadim bağını biz üretemiyoruz. Üçüncü nesilden sonra bu iş olmuyor dediği yerde önce buna teslim olması, daha sonra ise periferden uzaklaşarak ölü topraklara gitmesi, buraları terk etmesi, Erol'un tekrar peşinden gitmesi, onun tekrar bir tamamlanmaya doğru gitmesiyle ilgili de. Tekrar burada tasavvufla ilgili birçok geçiş izledik filmde. Buğday tanelerinin o değişmeyen özle aynı türde üretilebilmesiyle insan ilişkisinin bir yolculukta aktarılabilen, devamlılığı olan bir refikliğe dönmesi arasında bir ilişki kurdum. Yani normatif algıları olan insanlar arası ilişkide de bir öz var nihayetinde. Evet. Aktarılabilen normatif değerlerin değişmemesi üzerinden. Yani değişmeyen bir özümüz olmalı. Bu teknoloji karşısında, bilim karşısında, değişen şeylerin yanında, değişmeyecek olan o asıl ana arterin özle ilişkisi, yaratılış sebebiyle ilişkisi, ontolojik zemin dediğimiz o algı, varlık aleminin insan dışındaki ile insanlar arasındaki ilişkiyle örtüştüğü bir geçişkenlik var gibi geldi bana. Yani burada da o iki insan arasındaki değişmeyen öze işaret ediliyor. Evet. İnsanı insan yapan şeylerin de insanı terk etmediğiyle ilgili hem tradisyonalistler içerisinde, İslam tasavvufu içerisinde de okumuştuk. Birbirini tamamlayan ve yine teslimiyet üzere bir refiklik bu. Şüphe içermeyecek. Evet. Bu iki insanın birbirleriyle olan yolculuğu bir inanç yolculuğu. Çünkü içinde asla şüphe bulundurmaması gerekiyor. Defaatle sorgulanmaması, içinde şüphe bulundurmaması, uzun soluklu, sabır gerektiren bir yolculuk olduğu. Evet. Bu devamlılıkla, doğal olanla, doğurgan olanla, doğru olan arasındaki ilişki, filmin ana arteri burada dönüyor gibi geldi bana. Evet. Yani bir şey doğurgansa, devamlılığı varsa, değişmez bir ilke üzerine oturuyorsa eğer, o hakikatle ilişki kurmuştur. Evet. Bu buğdayın üretilmesi için de geçerli. Evet. İki insan arasındaki ilişki içinde geçerli. Bir zamandan sonra film iki insan üzerinden devam ediyor. Aralarındaki diyaloglar biraz daha çok monolog gibi. Aynı zamanda filmin bir takım sahnelerin geçişlerinde bizim kesiklik diyebileceğimiz, fakat işin uzmanlarının tabii farklı yorumlayabileceği bir şey seziyorsunuz filmi izlerken.
bir akış problemi diyebilir miyiz? Evet, evet, evet hocam. Yani bu konuyla ilgili bilinçli bir tercih mi? Yoksa tam olarak yönetmen zihnimize, soyut algımıza mı bırakmış bu aralıkları? Bunu merak ettim doğrusu. Ben siyah beyaz çekilmesinin de akışın bozulduğu, devamlılığın bozulduğu bir dünyada, hayatın tehlikeye girdiği, evet, distopik bir dünyada aynı zamanda akışın da tehlikeye girdiğini ve dura dura filmin, evet, o geçişkenliğinin ve akışkanlığının bizi izlerken zorlamasının sebebinin bilinçli bir tercih olduğunu ümit ediyorum. Evet. Meyvelerin yaratılmış olanlarıyla yapılmış olanları arasında, ki yapılmış olana insan ürünü, teknik, üretilmiş olan, işin içerisinde de yapay bilim ve teknoloji giriyor. İsimlendirme konusunda o farklılık dikkatimi çekti. Yaratılmış olanın bir ismi var. Ama yapılmış olan rakamlarla ifade ediliyor. Evet. Hemen yaratılış kıssasında isim ve halifelik arasındaki ilişki ve yaratılmış olanların isimlendirilmesi, evet, ilişkisi geldi bana. İsimlendirmenin aynı zamanda organizmanın bir parçası olduğuyla ilişkilendirdi. Ama rakamsal olması onun organik, evet, olmasını bizzatihi ismen etkiliyor. Evet. Yani istatistiki bir veri olması, kesinlikle, onun yaşamsal olmadığını da gösteriyor. Ayakkabı çıkarma meselesi, evet, çok önemliydi filmde. Kutsalla doğal olana temas arasında, evet, bir ilişki kurdum. Şimdi bu film bizim için tanıdık bir kıssanın modern versiyonu, evet, diyebiliriz. Evet hocam. Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam arasındaki yolculuğun modern bir versiyonu. Evet. Bu modern versiyonda Musa Aleyhisselam bilimin temsiliyeti içerisinde daha pozitivist bir algıya, Hızır Aleyhisselam'ın durduğu yer ise hikmete, irfana tekabül ediyor. Zahir ve batının buluştuğu bir yolculuk. Evet. Ve bu yolculukta kutsal olan her alana ayakkabısız girmek, aynı zamanda insanın toprakla ilişkisinin aracısız olması açısından kutsalın neliğine de bir gönderme diye yorumladım ben. Sonra Türklerin ayakkabısız, evet, aynen böyle bir eve şartla aynı eve girmemeleri, evin kutsallığı, aynı zamanda Kabe'nin ev olarak düşünülmesi, evet, kutsal alanlara Musa Aleyhisselam'ın ayakkabısını çıkartarak davet edilmesi, bu insan ve doğa arasındaki ilişkinin organikliğine davet ve kutsalın asıl mekanının bu organik olandan ortaya çıkacağına dair bir atıf gibi geldi bana. Evet. Kutsalla toprak ilişkisi. En etkileyici sahnelerden biri de Cemil ile Erol'un bir mabede girişlerinde temiz toprakla karşılaşma sahneleriydi. Benim için çok etkileyici bir sahneydi. Sonrasında da acaba teyemmüm dedim kendi, evet, içimde. Emir olmasaydı, biz toprağı ilk defa görüyor olsaydık, evet, toprağı böyle elimize yüzümüze sürerek böyle bir ilişki kurar mıydık? Şu anda böyle bir handikapla karşılaşmadığımız için, evet, bizim için böyle bir değere tekabül etmiyor. Evet. Ve canlı olması, bir solucanın içinde olması, evet, evet, çok etkileyiciydi. Ve doğal toprağın kutsal bir mekanda var olmuş olması ilişkisi. Yani tekrar ümidin buradan, topraktan işlenmemiş, henüz üretilmemiş fakat hali hazırda sanki ontolojik bir geri dönüş gibi. Yani doğal olan, özü bozulmamış olan kutsalın içinde. Evet, evet. Gibi geldi çok bana. Çok daha güzel söyledin. Evet, estağfurullah. Ancak kutsal o doğal olanı kendi bağrında saklayabilir, koruyabilir, evet, nesilden nesile aktarabilir gibi geldi. Kutsal taşıyıcı öge olarak doğal olanı, organik olanı kendi içerisinde, bünyesinde barındırıyor. Evet. Nefes mi, buğday mı? Akman'ın kızıyla ilgili ilk görüşmesinde sormuştu. Orada hemen buğday demişti Erol. Ve devamında da bu soru filmle de nihayetlendi ama bu konuyla ilgili ne diyorsunuz? Ben yönetmen hani ne maksatla oraya koyduğu, çünkü çok sembolik bir anlatım, çok imgesel yönleri var filmin. Onu bilemiyorum ama açıkçası nefesin bireysel bir olay olduğu aklıma geldi ilk. Ama evet, buğday toplumsal bir yarara dönüştürülebilir, evet, diye düşündüm ve nefes mi buğday mı sorusunun
birey mi toplum mu sorusu olduğuyla ilgili bir intiba uyandı bende. Evet. Şöyle düşündüm ben de, nefesi tercih etmek, kendini tercih etmek, buğday demekse hakikati tercih etmek veya bunu şöyle yorumlayabiliriz. Tradisyonalistler toplumsal çıkarı, sizin atmanıza binaen toplumsal çıkar dediğimiz, kolektif kazanç dedikleri ortak paydayı çok önemsemekle birlikte muhakkak bu erdemli bir insan yetiştirmek üzere olmadı diyorlardı. Buna binaen diyebiliriz ki filmin sonunda da nefes mi buğday mı, buğday, toplum. Fakat en nihayet buğdayla karşılaştığında tekrar nefes. Bir insanın yeniden ortaya çıkarılmasıyla ilgili. Buğday. Buğday. Evet. Hocam, Cemil Akman ile Erol'un diyaloglarından bahsetmek istiyorum. Genetik dönüşüm insanı da dönüştürüyor dedi Akman ve benlik buna engel oluyor. Buradan vahdedi vücuda aslında ayrı ve gayrı olmadığını, ne aynısı ne gayrısı, kendisinin dışında, alemin dışında, ontolojik olarak belki Tanrı'nın dışında da diyebiliriz bir yorum olarak, dışında olmadığından bahsettiği bir sahne vardı. Tekrar sordu kendisine, peki benliğinizden kurtulmak için ne yaptınız? O da beni öldürecek birini buldum diyordu. Burada belki tasavvuf kültüründeki mürit-mürşit ilişkisine, inisiyasyon ilişkisine de yorum yapabiliriz ya da böyle anlayabiliriz. İnsan ve doğa arasındaki ilişkinin yatsınamaz bir ilişki olduğunu ancak holistik bir algıyla kavrayabiliriz. İnsanın doğayı kendisini korur gibi koruyabilmesi için onun kendisinden gayrısı bilmemesi gerekiyor. Gayrısı bilmeyecek ki onu kendisine emanet edilmiş olarak algılasın. Evet. Benliğinden nasıl kurtulursun diye sorulduğunda holistik bir algıya işaret ediyor. Evet. Holistik algı da ancak yeryüzünü bir organizma olarak algıladığınızda, bir bütün şeklinde algıladığınızda ortaya çıkabilir. Bütün olarak algılayabilmek için vahdet algısına sahip olmalısınız. Evet. Vahdet algısına sahip olabilmek için de bir bütün, bir mutlaklık, bir birliğe inanmanız gerekiyor. Bütün bu adımları hiyerarşik olarak kurduğumuzda bunların olabilmesi için tanrısal bir algıya sahip olmanız lazım. Evet. Yani kutsalla arasındaki ilişki açısından insan kutsaldan uzaklaştığında ayrı ve gayrı fikri oluşuyor. Ve gayrına istediğin gibi davranabilme hakkı buluyorsun. Fakat bütünlük algısında senden farklı değil ki diye düşündüğünüzde doğa ne kadar kirlenirse insan o kadar kirleniyor. Doğa ne kadar bozulursa, tahrip olursa evet, insan o kadar tahrip oluyor. Evet. Bütünlük ve vahdet ilişkisi hay sıfatı üzerinden, hayat algısı üzerinden filmin evet, ana teması diyebilirim. Devamlılık da yeryüzü hikayesinin organik olması demek. Evet. Yani evet, kopuk hocam, ilişkiler gibi değil. Bütün bu organik ve bütünlük anlayışı filmde hem insanlar arası ilişkide hem de insan-doğa ilişkisi içerisinde farklı tezahürlerle sürekli işlenmiş. İşlenmiş, evet hocam. Evet. Film boyunca bazı repliklerin motto gibi girdiğini görüyoruz. Akışı evet, bozan olmasına rağmen bizim için, çünkü biz sinemayı düşünsel olarak ele alabiliyoruz, yeterlilik olarak da tercih ettiğimiz de o. Bu mottolardan önemli veriler çıkartıyoruz. Bunlardan biri de tüm kainat insandır cümlesiydi. Evet. Kainattaki varlıklar da insanın parçacıkları. İnsanla kainat arasındaki o doğal ilişki, evet, insanın ontolojik varlık olarak varlık alemiyle Tanrı arasındaki evet, hiyerarşisine işaret ediliyor. Bu çok önemliydi. Hatta bütün varlık alemi insana temas etmeye çalışıyor yüceliş için. Evet. Film boyunca normatif olanın, kalıcı olanın inanç üzerinden sağlandığı, yani inancın evet, dayanıklılığı, devamlılığı, direnç evet, gösterebilmesi, sanırım nakledilebilir olanların da inançla ilişkisini kurmak açısından önemli. Evet, bir şey ne kadar uzun süre zamana ve mekana dayanabiliyor. Evet. Bu onun artık normatif bir özellik kazandığını gösteriyor bizim için. Yani kutsalla evet, ilişkisini gösterir bu. Ve kutsal bir mekanda, en son insanlık için ümit olabilecek o mekanda ve insanların orada cenin pozisyonunda belki evet, de en rahat çok uykularını uyumuş olması. Toprak ana
İnsanın rahmi, aynen yuvası, insanın ona emanet edildiği, insana da onun emanet edildiği izlenim uyandırdı. Evet. Ben de hocanın pozisyonu önemliydi. Buraya bir parantez açarak hocam, filmin ilk sahnelerinden, bilimin keskin alanlarından sanki iki farklı dünya olduğu için geçişten sonra bilimin keskin varlığından doğalın yani rahme dönüş gibi yani tekrar hayata oradan başlamak gibi keskin iki uç yani o yüzden başta söylediğimiz bize aslında kesik kesik mi acaba bir kesiklik var filmde sürdürülebilir süreyen anlamında yani bundan bahsederken biz bu iki keskin ucu daha güçlü göstermek için de belki bu şekilde edilmiş. Yorumlanmış olabilir evet, diye düşünmüş olabilir. Birbirinden ayrılmış bu iki dünyanın bilim dünyasının neden sonuç ilişkisi doğal olanın devam ede gelenin anlaşılabilmesi için bir referans olamıyor. Hatta engel oluyor evet, ve bu yolculuğu durduran bir sebep olarak sürekli ikaz ediliyor. İnanç merkezli bir bakış açısı aynı zamanda doğalı arama hikayesi ve hayata ümit için karıncanın izini sürmek. Evet, canlı aramak sürekli. Aynen. Ve insan minnacık bir varlığın izini sürerek geleceğini kurtarmaya çalışıyor. Evet. İnsanın doğaya tekniğin ilerlemesiyle vereceği zarar bütün yeryüzü hikayesini bir distopik algı tehlikesine vardıracak boyuta gelince aslında insanın kutsalın kendisine yüklemiş olduğu sorumluluk alanının gelecek nesillere hatta bir sonraki nesillere varıncaya kadar da genişlemesine sebep oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Aklın etik değerlerden, normatif değerlerden bağımsız olarak ilerlemesinin meydana getirdiği bu parçalı algının tehlikesi aynı zamanda insana sorumluluk alanı daha genişleyen bir mecburiyet alanı açıyor. Yani siz bu teknik ilerlemenin vereceği zarardan dolayı kendi bireysel alanınızın sorumluluğundan çok daha yüksek sorumlulukla ileriki nesillerin sorumluluğuyla hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden orada iki bilim adamı da gelecek nesiller için kendi hayatlarından bir vazgeçişin hikayesini de izledik. Tamamen tradisyonun, tasavvufi geleneğin kavramlarıyla kendini aramak, yolculuk, şüphe etmemek, teslimiyet, yüksek ilkesel özellikler taşıyan iki insan özelliği. Evet. Siyasyon ilişkisi. Aynen öyle. Bunlar çok önemliydi. Vahdeti vücut, bütünlük, holistik algı ve insanın yeryüzündeki ontolojik değeri, yani sorumluluk alanı, bütün varlık aleminin sorumluluğunu yükleniyor olması ve en son sahne bana çok vurucu geldi. Bir karıncanın izini sürerek tekrar tırnak içerisinde kutsal alanla yuva arasındaki ilişkide bir karınca yuvasından insanlığın ümidi olabilecek buğdayları bulmakla ilgili. Evet. Bu buğdayların yuvada olması tekrar etrafı çizilmiş ve kutsal ilan edilmiş bir alandan devşirilmesi ve en son zoom yapınca yani kuş bakışı bakınca ortaya çıkan simgesel bir görüntü. Hilal, yıldız ve güneş ve ümit. Ben acaba böyle bir sembolik ifadeyle hilalin ve yıldızın var olduğu bir zemin ümit olabilir mi diye hem Türk sinema sektörü için hem bu topraklar için acaba simgesel bir değeri var mı diye de düşünmedim. Olabilir. Bir bayrak atma olabilir. Sembolik olarak. Semih Kaplanoğlu'nun Buğday filmini tasavvuf kültürü açısından da Türk sineması açısından da soyut, kavramsal açıdan da oldukça yararlı ve bereketli kendi açımdan bulduğumu söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz çalışmaları ve emekleri için. Toprakların zeminini sinemaya aktarma konusunda ciddi bir adım olarak düşünebiliriz. Yani kutsalın sanatsal bir boyutta ifade ediliyor olması ümit anlamında bence değerli ve yaşadığımız döneme getirebileceği çözüm ve ümit açısından bu topraklar için de onur verici bir durum. Evet. Bütün filmde de inancın ya da din alanında olan ritüellerin tüm geçişlerinin hiçbir dini
jargon kullanılmadan, yani kelime kullanılmadan, tabiri caizse Allah demeden, peygamber demeden anlatıldığını da bu bizim sinemamız açısından iyi bir soyut algı diyebiliriz. Kutsal'ın modern versiyonda anlatılması nihayetinde bir amaç için kıymetli bir çaba. Evet. Kabul etmeliyiz. Evet hocam, film yorumları için ve bu kavramsal seviye için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Başka bir sinema filminde görüşmek üzere. Hoşça kalın, görüşmek üzere.